Bakalım hayran mektubum var mı? Her şey için zarf, her şey için zarf. Sırf kağıt israfı. Boş, boş, boş. Şuna bak, soyadımı yazmaya zahmet bile buyurmamışlar. Ziya? Hoş geldin. Hoş bulduk. İyi misin sen? Bundan sonra hiçbir şeyin, hiç kimsenin sana bize zarar vermesine izin vermeyeceğim. Kararını verdin yani. Evet. Baştan beri haklıydın. Kalbimin sesini dinlemeliydim. Korkakça davrandım. Seni seviyorum Alanur. Seni düşündükçe bile kalbim patlıyor. Sen çekmediğin sürece bu eli benden kimse alamaz. Şu aralık duran korkak ellerini tut. Bu evlere atla. Bu evleri de, bunları da göğe bakalım. Benimle bu yolda yürümek istediğine, ne olursa olsun kararını değiştirmeyeceğine emin misin? Çünkü bak, eğer sen gidersen ben burada durmam. Geri döndüğünde burada olmam ben. Ve benim kalbim bunu kaldırmaz Ziya. Hayatımda hiç bu kadar emin olmamıştım. Yalnız bana biraz zaman ver. Bazı işleri yoluna koymam lazım. Çocuklarla da konuşayım. Bu elleri ömür boyu bırakmayacağım. Sana söz veriyorum. Ya ne zaman geldin? Bir şey mi oldu? Niye onları bakıyorsun bana? Seni tanıyamamışım ben Sever. Geçmişte yaptığın hataya bir daha düşmezsin sandım ama yanılmışım.
Her şeye, herkese rağmen hep yanında kaldım. Ama başaramadım. Sana inanmakla en büyük hatayı yaptım. Ne demek istiyorsun sen? Buyurun memur bey. Nevzat Karadelen evde mi? Ben anlamadım. Ne yapmışım sana? Ben böyle olsun istemezdim. Böyle olmaması için ne gerekiyorsa yaptım. Başaramadım. Bitti Seher. Ne bitti? En kısa sürede boşanacağız. Bu mektup her şeyi başlattığı gibi bitirdi de. Seni, beni, bizi, gençlik hayallerimizi. Birlikte geçebilecek bir ömrü. Ama ben sana aşık oldum Alanur. Hayatımda hiç unutamadığım, üstesinden gelemediğim bir aşk. Ben ömrüm boyunca bir tek sana vuruldum. Yok saymaya çalıştım, inkar etmeye çalıştım ama yapamadım. Yapamıyorum. Ama bizim aşkımız 30 sene önce bize aitken artık değil. Şimdi attığımız her adım, her mutlu anımız başkalarını da etkiliyor. Bunu kimseye yapamam. Kimsenin hayatıyla oynamaya hakkım yok. Özellikle de seninkini. Seni üzmektense bir daha karşına çıkmamayı yeğlerim. Bu yüzden ailemin yanında çocuklarımla kalmaya karar verdim. Sadece şunu bilmeni istiyorum. Ben aşkı ilk seninle tattım. O sayfayı da seninle kapattım. Alanur, ömrüm yettiğince, son nefesimi verene kadar sana aşık olacağım. Ama yanında olmayacağım. Lütfen beni affet. Hoşça kal. Sinem! Sinem! Ne zaman geldi bu mektup? Şu mektup diyorum, ne zaman geldi? Kim getirdi? Sergicisi temizlik yaparken bulmuş arkadaşlar. Tamam, çık.